Çocuklar merhabalar. Sizinle matematik dersiyle devam edelim. Bu ders sizinle tablo okuyacağız çocuklar. Tablo ne demek? Hiç duydunuz mu? Hiç tablo gördünüz mü? Gördünüz. Hem de ne zaman gördünüz biliyor musunuz? Bakın. Bu bir mesela bir yüzlük tablo çocuklar. Neyden oluşuyor tablolar? Satırlardan ve sütunlardan oluşurlar. Biz tablolara bakarak çocuklar bilgileri okuruz ve o bilgileri sınıflandırırız ve takip ederiz. Tabii tablolar sadece yüzlük tablodan oluşmuyorlar. Bir de mesela bu şekilde planlayıcılar var çocuklar. Bak şimdi yine burada satırlar var, sütunlar var ve günler belirtilmiş. Mesela şöyle söyleyeyim. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe bu şekilde her sütuna günler yerleştirilmiş ve ben mesela bir şeyi planlamak istediğimde diyelim ki pazartesi günü dondurma yemeye gitmek istiyorum. Yazıyorum buraya. Pazartesi Canan dondurma yemeye gideceksin. Bu şekilde günümü planlayabiliyorum. Bu tabloya yerleştiriyorum ve bütün ayı görebiliyorum. Yani ay boyunca hangi gün, nerede, ne yapacağımı planlıyorum. Böylece kafam rahat oluyor. İşlerimi unutmamış oluyorum, karıştırmamış oluyorum. Daha düzenli hareket edebiliyorum. Bakın bu da benim haftalık planlayıcım. Bakın çocuklar bu benim haftalık planlayıcım. Burada da yine bakın. Yine günler yazıyor işte. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yine ben bu planlayıcıya o hafta boyunca ne zaman kitap okuyacağımı, o hafta o gün neler yapacağımı buralara böyle işliyorum. Sonra da takip etmem çok kolay oluyor. Evet, şimdi tahtaya bakın. Evet, biz buna ne diyoruz çocuklar? Şuraya satır diyoruz. Satırı okuyorum. Tablo diyor. Tablo hakkında bilgi veriyor. Vazodaki çiçekler. Demek ki bu tablo bana bir vazodaki çiçeklerden bahsediyor. Çiçeklerle ilgili bilgi verecek. Tamam, peki, okey. Bakıyorum. Çiçeklerin rengi. Çiçeklerin sayısı. Bu bilgileri de vermiş. Tamam. Okey. Peki hangi renk? Pembe renk çiçek ve kırmızı renk çiçek varmış. Bakıyorum hemen. Pembe renk çiçekten sayısı ne kadarmış? Pembe. Hemen karşısına bakıyorum. 12. Evet. 12 taneymiş. Peki kırmızıya bakıyorum. Tam karşısında ne var? 6. Evet. Demek ki kırmızı renkli çiçek sayısından da 6 tane var. İşte tabloları aynen bu şekilde inceliyoruz ve okuyoruz çocuklar. Şimdi bu tabloyla ilgili bazı sorular var. Onlara cevap verelim. Kaç pembe çiçek var? Sormuş. Bakıyorum. Hemen tık 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 renk yazıyor. Pembe renk, kırmızı renk. Bana pembeyi sordu. Pembeden yola çıkıyorum. Bakıyorum. Neymiş pembe çiçek sayısı? 12'ymiş. Hemen yazıyorum buraya. 12'yi. Devam ediyorum. Kaç kırmızı çiçek var? Hemen tabloma geliyorum yine. Renklerden kırmızıyı seçtim. Kırmızının tam karşısında çiçek sayısı nedir? 6. Evet, buradaki soruyu da cevaplandıralım çocuklar. Vazoda toplam kaç çiçek var diyor. Bu vazodaki toplam çiçekleri. Ben buldum, baktım. 12 tane pembe çiçek var. Toplam dediği için toplamamı istiyor. Peki toplayalım. Toplam 6 tane de kırmızı çiçek var. Geldik toplama işlemine. Unutmadınız değil mi? Hatırlıyor musun toplama işlemini? İyi bakalım. Aferin sana. 12'yi aklımda tuttum. Üzerine kaç ekliyorum? 6. Hadi ekleyelim. 12 ileri doğru sayıyoruz. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. İşte ben bu tablodaki bilgileri aldım, okudum ve buradaki soruları bu şekilde cevaplandırdım. İşte çocuklar, tablo okumak, tablo incelemek bu kadar kolay. Siz de mesela diyelim ki haftalık yiyeceklerinizi planlayabilirsiniz.
Diyelim ki pazartesi günü. Ne yiyeceksiniz? İşte brokoli yiyeceksiniz. Seviyorsunuz değil mi? Brokoli, çorba. İşte yanına da ne bileyim sebzemizi yedik, çorbamızı içtik. Yanına da birazcık da tavuk yiyebiliriz ya da et yiyebiliriz değil mi? Bu şekilde sağlıklı bir şekilde yiyeceklerimizi her gün planlayabiliriz. İşte salı ne yiyeceğimizi belirleriz. Çarşamba ne yiyeceğimizi belirleriz. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar her gün ne yiyeceğimizi planlarsak da bu defa çok yememiş ve çok kilo almamış oluruz değil mi? Sağlıklı beslenmiş oluruz. Aynı zamanda ders programınıza bakıyorsunuz değil mi? Ders programlarınız da bir tablodan oluşuyor. Tabloya bakıyorsunuz, tablo size bilgi veriyor. Diyor ki işte perşembe günü saat 3'te müzik dersin var. Bunu tabloda bulabiliyorsun. İşte bu şekilde tablolar hayatımızı kolaylaştırıyorlar. O yüzden tablolara da şöyle bir kalp verelim madem. Hayatımızı bu kadar çok kolaylaştırıyorlar. Evet sevgili öğrencilerim, derse katıldığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz, hoşça kalın.